Şu an Ekinözü Belediyesi'nin yani Ekinözü ilçesinin Orta İçmeler mahallesindeyiz. Fay hattının geçtiği nokta burası. Neredeyse 4-5 metrelik, bazı bölgelerde 15 metreye yakın yarıklar oluşmuş. Ta buradan gelen hat buradan dolaşıp bu evin bahçesinden geçiyor ve Nurhak'a kadar uzanan, yani Barış ve Nergele bölgesinden Nurhak'a kadar uzanan bir hat çiziyor. Buranın hem geçtiği tarlalar, hem geçtiği dağların bütünü neredeyse sanki yol açılarak çizilmiş, kanal açılarak çizilmiş bir şekilde görünüyor. Daha dün bu evin, şu anda ekranda gördüğünüz bu ev, iki gün önce buraya hasar tespit çalışması için gelinmiş. Hasar tespitini birazdan size göstereceğim, evin bulunduğu durumu. Hasar tespit çalışması için gelmiş ama orta hasar verilmiş. Yani fay hattının tam ortasında bir ev. Ve neredeyse işte tahminlere göre sağa doğru 5, işte ön tarafa doğru neredeyse 5-6 metre yine aşağı doğru kayan bir evden söz ediyoruz. Ve bu eve orta hasarlı şekilde bir rapor verilmiş. Yani orta hasar şu demek, evinizi onarıp tekrar girebilirsiniz. Ama alttan, evin altından şey geçiyor, evin altından devasa yarıkların oluşturduğu bir fay hattı geçiyor. Böyle bir rapor verilmiş. Şimdi sizi evin önüne götüreceğim. Ağaçların nereden nereye gittiğini, yine evin nereden nereye kaydığını tek tek bir şekilde size göstereceğim. Şunu gösterebilirsiniz. Bakın, şu fay hattının bulunduğu durumu görüyorsunuz. Ağaçlar neredeyse, şu burada gördüğünüz ağaçların tamamı buradaymış. Buradaymış ve buradan aşağı doğru kaymış. Yine ev aynı şekilde. Şimdi evin diğer bir bölümüne isterseniz gidelim. Yine aynı şekilde bu fay hattının bulunduğu alan evin büyük bir bölümünü aşağı doğru kaydırmış ve alta kalmış. Buradaki ağaçlar, şuradaki ağaçlar buradaymış. Yani daha önce buradayken bu ağaçlar tarlanın içine kadar kaymış ve zemin oraya götürmüş. Onarıp içeri girin denilen evin durumunu daha net aktarmak adına bu sunumu yapıyorum. Şimdi evin önüne geliyoruz. Görüyor musunuz? Merdiven ve merdiven burası. Buradaki ön balkon tamamen evden kopmuş. Aşağı gitmiş yine ev. Tahminlere göre, orada gelen yetkilerin söylediğine göre neredeyse 5 metre aşağı doğru yine kaymış. Burada yarıklar oluşmuş. Şurada olayın durumunu görebiliyoruz. Evin bahçesi, yani şu bahçe duvarını, bahçe duvarı neredeyse buralarda bir yerde. Buralarda bir yerde ve bahçe görüyorsunuz tarlanın neredeyse ortasına kadar gitmiş. Yine bu ağaçlar, şurada gördüğünüz kiraz ağacı, evin sahibi anlatıyor. Burada gördüğünüz kiraz ağacı buradaymış. Anlatır mısınız evin durumu, bu fay hattı? Ya bu fay hattı geldiği zaman zaten 17 kişi adam vardı içerisi, çocuk. O çocuğu pencerede dışarı attım. İşte onları kurtardım ve şükür ettim. Başka da bir şey yok. Ne yapacağım? Kaç metre eviniz kaydı? Evin kayması meydanda işte. Ben ne bileyim, onu düşmedim ki. Sen buraya gelsen, kapının önünü görsen onu görür çıkarırsın. Peki buraya ne rapor verdiler? Raporu yok işte. Ne raporu? Daha dün dilekçe verdim. Gene bakacaklar. Nasıl derlerse bilemiyorum. İlk raporu ne verdiler? İlk raporu yarışı. Orta hasarlı. Orta hasarlı. Peki siz zeminin kaydığını söylemediniz mi? Fay hattı üzerinde olduğunu. Genel memur bakmadı mı? Peki bir daha itiraz mı ettiniz orta hasarlı? Bir daha itiraz ettim. Kaç metre çukur oluşmuş bu fay hattının geçtiği yerde? Ya görüyor işte. Buraya kendine geldi ölçtü. 15 metre genişlik. Derinlikte ne kadar olduğunu bilmiyorum. Meydanda işte. Ha, burası düz. Buralar düzdü. Bir gösterir tabii misiniz? Düz. Hangi taraf düzdü? Şurası. Şuracak. Şuralar düzdü. Burası bağ. Burası bağdı. Bağdı burası. Burası bağ. Peki siz ne kadar sürede bu evi yaptınız? Borçlarını hala ödemediğinizi söyle. Bu ev 3 sene oldu yapalım. Daha borcunu da bitiremedim. Yalan yok. Şerefsizim, bitiremedim. Devlete ne talep edeyim? Devlet gelip şuraya iki tane
mendiz gelip bakmıyor, bir iki tane şey yapıp bakmıyor, ben ne yapayım ben? Benim kimim var ya? Benim yaşım 75. Ben yerde kalkamıyorum. Ben yatağımda yatamıyorum. Ne gecem var, ne gündüzüm var. Sıkıntıda, çoluk çocuğum meydanda. 17 kişi yaşıyor, 3 çadırda.